Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde konumuz 3. ünite. Legendary Figures. Yani efsanevi kişilikler, şahıslar hakkında konuşacağız. Bu konunun içinde Dede Korkut Köroğlu ve Nasrettin Hoca'nın hikayeleriyle alakalı örnekler görüyoruz. Okuma parçası veya dinleme metni olarak ünitenin içine yerleştirilmiş. Bu yüzden bunların hepsini burada şu anda vermem zaman alacak. O nedenle de bir video daha yayınlayacağım bu ünite için. O üniteyi, bu videoyu ve diğer tüm videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalı reklamlarla desteklerseniz şimdiden teşekkürler. Evet, efsanevi şahıslar, legendary figures dedik. Mesela Nasrettin Hoca için bir cümle kurduk burada. Legendary figure was a witty man. Evet, Nasrettin Hoca nasıldır arkadaşlar? Hazır cevaptır, esprilidir, değil mi? İşte witty, hazır cevap, esprili demek. Ünitenin ilerleyen bölümlerinde Dede Korkut ve Köroğlu'nu da iyice tanıdıktan sonra onlarla ilgili de bana bu tarz nasıl bir adam olduğu ile ilgili cümle kurmanızı istiyorum yorumlarda. Evet, Nasrettin Hoca'nın fıkralarını bu ünitede okuyacağız dedik. Özellikle ye kürküm ye vardır biliyorsunuz. Onun içerisinde 5 tane kelime var ve bu kelimelerle ilgili sizin bir çalışma yapmanız isteniyor. O yüzden şimdiden hemen onları vermek istiyorum. Banquet ziyafet demek. One day someone invited the hoca to a banquet. Bir gün birisi hocayı bir ziyafete davet etmiş. Evet, bu gördüğünüz N harfi noun yani isim demek. Hemen altta gördüğünüz V harfi ise verb yani fiil olarak kullanıldığını gösteriyor kelimenin. Welcome'la devam edelim. Siz bunu you're welcome olarak teşekkür ederimin karşısında biliyorsunuz, söylüyorsunuz. Thank you very much, you're welcome diyoruz. İşte welcome'ın bir diğer anlamı da hoşça karşılamak, başının üstünde tutmak. Hani biri geldiğinde hoş geldin, başımın üstünde yerin var deriz ya. İşte o welcome. No one welcomed the hoca. Hiç kimse hocayı karşılamadı. Hiç böyle hoş karşılamadı. Buyur hocam hoş geldin demedi. Bu dunk en sevdiğim fiillerden bir tanesi. Böyle kafamıza dunk etti değil yalnız bu arkadaşlar. Mesela ekmeği aldınız, zeytinyağına dunk yaptınız. Batırmak, banmak demek. Hoca da şurada gördüğünüz gibi he dunked the sleeve of his coat into the soup bowl. Çorba kasesine paltosunun kolunu batırdı, bandırdı. Ye kürküm ye dedi. Evet, ignore. Ignore, önemsememek, görmezden gelmek. Yok canım falan böyle yokmuş gibi davranmak. You ignored me. Sen beni görmezden geldin. Offer, teklif etmek, sunmak, önermek. You offered me the best meals. En iyi yemekleri bana sundun, teklif ettin ya da önerdin gibi bir anlam. Evet, şimdi bu ünitenin içerisinden ayıkladığım idioms'lar yani deyimleri birlikte çalışacağız. In no time deyimiyle başlayalım. Hemen, derhal, vakit kaybetmeden, evet biz de çalışmaya in no time başlayalım. He went back home in no time. Hiç vakit kaybetmeden doğruca eve döndü. Eve geri döndü. Boil with rage. Eğer birisi boil with rage durumundaysa arkadaşlar, sakın yanına yaklaşmayın, oradan uzaklaşın gidin. Küplere binmek, öfkeden kudurmak demek. He was boiling with rage. Aman ha. On cloud nine. Hani böyle kendimi bulutların üstünde hissediyorum. Çok mutluyum. Mutluluğun doruklarındayım. Sınavdan 100 almışsın mesela. 100 aldın, durum vaziyet on cloud nine. Ama sınavdan böyle 20-30 falan alırsan evdekiler boil with rage oluyor. Durum budur. They hugged each other. They were on cloud nine. Birbirlerine kucakladılar, böyle sevgiyle sarıldılar, çok mutluydular. On a rocky road, tıpkı burada gördüğünüz gibi,
Ama tabii ki biz mecazi anlamını kullanacağız. Böyle taşlı, kayalı bir patika yoldan bahsetmiyoruz. Bu gözümüzle gördüğümüz. Zor dönem, zorlu bir süreç demek. Bu arada şu U'da hata var. Onu bir düzeltip öyle okumak istiyorum. I'm on a rocky road. Çok zorlu bir süreçteyim. I'm experiencing a difficult period and I have a lot of problems. Çok fazla problemim var. Çok değişik böyle zorlu olayları tecrübe ediyorum. Mesela sizin için üniversite sınavına giriş sürecinde yaşadığınız şey belki ona rocky road olabilir. Sınav dönemi ona rocky road. LGS'ye girdiniz ona rocky road'tu işte bu. Bu şekilde aklınızda tutmaya çalışın. Evet, bu ünitenin içerisinde gramer konusu olarak iki tane tense karşımıza çıkıyor. Biri simple past tense, bir tanesi de past continuous tense. Bunların her ikisi de geçmiş zamanda olmuş olaylarla alakalı kullanılan yapılar. Simple past tense ile başlayalım. Completed actions diyor. Hani bitmiş gitmiş işler için, geçmişte kalmış işler için bu tense kullanılıyor. Kuralları nedir? Hemen kısaca hatırlatayım. Kısaca diyorum. Çünkü detaylı açıklamalar için sizlere bu iki üniteye ait ayrı ayrı videolar yaptım. Şöyle rahat rahat izleyin, iyice bir eksiksiz gediksiz öğrenin diye. Yukarıda sağ üst köşede sırayla linklerini vereceğim. Bu dersten sonra her ikisini de mutlaka izleyin ama sonuna kadar. Affirmative sentences, pozitif yani olumlu cümle arkadaşlar. Olumlu cümlenin kuralı nedir? Fiilin ikinci halinin kullanılması. Fiilin ikinci halini kullanacağız. Çok önemli. Bakın, played, studied, went, paid, left, finished. Hep ikinci halini kullanıyoruz. Bu durumda fiillerin ikinci hallerini ezbere bilmeniz gerekiyor. Size bir de kitabınızda liste verilmiş. Sayfa 157'deki fiilleri bir ve ikinci halleriyle mutlaka çalışın. Hocam burada bir irregular diyor. Şu irregular nedir? Nedir ben size söyleyeyim. Düzensiz fiiller demek. Şimdi düzenli fiiller tıpkı played, studied gibi ikinci halinde sonuna ed alan fiillerdir. Bakın played, studied. Bunlar regular. Yani düzenli fiillerdir. Halbuki burada bahsettiği düzensiz olanlar, şu kuralı bozanlar, bunlar. Go went mesela. Leave left mesela. Bunlar düzensiz arkadaşlar. Bunları da bu sayfa 157'deki listede bulabileceksiniz. Şimdi olumsuzunu nasıl yapacağız? Olumsuzu yapmak için yardımcı fiili bilmemiz gerekiyor. Bir kere buradaki yardımcı fiilimiz did. Bunu biliyoruz. Ve not eklediğimizde didn't kısaca hemen cümleyi olumsuz hale getiriyor. Aman dikkat, önemli kural veriyorum. Bu sefer fiilin birinci haline çevirmeniz gerekiyor. Dikkat. Didn't fiilin birinci hali. Didn't fiilin birinci hali. Okay? Aman dikkat. Question soru cümlelerinde nasıl yapıyoruz? Yes, no, evet, hayır sorularını verirken yardımcı fiili başa yazıyoruz. Gene fiilin birinci hali. Sorularda ve olumsuzlarda fiilin birinci hali. Peki soru kelimesi varsa hocam, what, where, why, when, who gibi. O zaman soru kelimesinden sonra koy yardımcı fiili çocuğum derim. Evet, oraya koyduk ve ne yaptık? Gene fiilin birinci hali. İşte simple past'ın canı burası arkadaşlar. Aman dikkat. Şimdi gelelim past continuous'a. Past continuous yine geçmişteki olaylar ama in progress diyor bakın. Süreç almış. Yani geçmişte bir noktada başlamış, bir süre gitmiş gitmiş gitmiş, devam etmiş olay. Sonra gene geçmişte bitmiş. Gene gitmiş gitmiş bir olay ama süre almış. Olumlu cümlelerde nasıl yapıyoruz? İki tane yardımcı fiilimiz var arkadaşlar burada. Yardımcı fiilleri koyuyoruz. Tabii ki özneye göre. Şimdi was'ı nereye koyuyoruz? I, he, she, it. T,
Tekillerde yani bir de ben was kullanıyoruz. Çoğullar you, we, they, were kullanıyor. Bu kadar kolay. Peki özneye göre yardımcı fiilimi koydum. I was mesela. Fiile ink takısı ekliyorum. Fiil artı ink takısı. Continuous'un kuralı da budur. Özne we olduğu için were'ı koydum. Bakın somebody fiile ink takısı. Olumsuzunu yapmak için ne yapacağım? Tabii ki was were'e yardımcı fiillere not ekleyip kısaltacağım. Wasn't, weren't haline getireceğim. Yine fiile ink takısı. Soru yapmak istersem o zaman yes no sorularında was'ı ya da were'ı özneye göre başa atacağım. Gene fiile ink takısı. Soru kelimesi varsa hocam. Tamam çocuğum, hiç sıkıntı yok. Soru kelimesinden sonra yardımcı fiili koyacağım. Tabii ki özneye göre. Ve fiile ink takısı. Artık o kadar çok fiile ink takısı dedim ki herhalde bunu unutmazsınız diye düşünüyorum. Peki hocam biz nereden anlayacağız bu cümlenin geçmiş zaman olduğunu diyor bazı arkadaşlar. Hiç sorun değil. Şimdi zaman kelimelerini veriyorum. Kalemler, eller çalışsın. Yesterday, dün varsa, last, geçen varsa, ki burada geçen hafta sonu demiş. Mesela last year diyebilirdi, geçen yıl. Last week, geçen hafta gibi. Bir de ago var, önce demek. Burada 2 yıl önce demiş. Mesela 3 weeks ago, 3 hafta önce gibi. 2 days ago, 2 gün önce gibi. Yani yesterday, last ve ago varsa cümlenin içinde bilin ki bu iş geçmişte olmuş bitmiş. Süreç alıyorsa continuous olmuş, almıyorsa past olmuş. Bunların ikisini birden kullanmamız gereken durumlarda bu iki cümleleri birbirine nasıl bağlayacağız? Nasıl bağlayacağız? İki tane bağlaç var. Çok kolay. Biri when, biri while. Şimdi when'i kullandığımız yere dikkat edin. When'den sonraki cümle bakın. Simple past, fiilin ikinci hali. Simple past. Çünkü bu when olduğunda demek. Olduğunda. Bakın. Yağmur başladığında onlar futbol oynuyorlardı. Halbuki while'ı kullandığımda, while'ı bakın continuous bir cümlenin başına getirebiliyorum. Onlar futbol oynuyorken, yorken, dıt dıt yorken. Bu olduğundaydı ben. Onlar futbol oynuyorken yağmur başladı. Evet, şimdi yine iki cümle. Sharon was reading a magazine. Sharon'ın gazete, o şey, gazete dedik, dergi okuması bir süreç alan bir iş. Onu kenara koyduk. When koydum, niye? The lights went out. Fiilin ikinci hali. Bunun birinci hali go out. Bu arada elektrikler kesilmesi demek. Elektrik dışarı çıkmıyor. Elektrikler şak diye kesildiğinde Sharon dergi okuyordu. Çok sinir oldu, bitiremedi dergiyi. Peki Sharon dergi okuyorken elektrik kesildi deseydik while'ı kullanacaktık. When while için çok güzel, detaylı bir anlatımla size bir video hazırladım. Onu pazar günü kanalımda yayınlayacağım. Gramer videolarının oynatma listesinin altına da ekleyeceğim. Mutlaka bildirimleriniz açık olsun. O ders yüklediğimde kaçırmayın ve sonuna kadar izleyin diyorum. Sınavda bakın bu when while'dan kesin %9500 oranında ihtimalle o derece yani soru gelecek arkadaşlar. Ona göre benden söylemesi. Evet, boşlukları dolduracağız. Bu tip soru da gelecek sınavda. Bak bunlara da alışın. Şimdi fiili alacağız. Buraya yazacağız. Ama yazarken past continuous mu, simple past mı, nereden bileceğiz, nasıl karar vereceğiz? Söylemiştim, anlık olaylarda böyle pat diye olmuş, bir anda olmuş bitmiş. Hani elinizi çarpıyorsunuz ya, bir anda oluyor. İşte o bir andaki olaylarda simple past kullanılıyor. Continuous süreç alan işlerde past continuous, ing banklı olan.
Bakalım Peter worked at a fast food restaurant last month. Geçen ay fast food restoranda çalıştı. Hocam çalışma böyle bir anda olmaz ki diyeceksiniz. Şimdi süreç alır. Çocuk girmiştir. En azından bir 3-5 ay çalışmıştır. Belki bir yıl çalışmıştır. Ama last month diyor. Geçen ay, ayın başından sonuna kadar. Şimdi benim demek istediğim bu değil. Tabii ki çalışma işi mantıksal olarak süreç alır. Ama çalıştı, bitti, gitti. Bu yüzden worked. My classmates and I. Sınıf arkadaşım ve ben. Olduk mu iki kişi? Şimdi ben size was-were'leri söylemiştim. Tekil ve çoğul olayını. Fakat şu to be ile alakalı da kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu be aslında sizin bildiğiniz, geniş zamanda bildiğiniz am is are var ya. Am is are. Hani I am a teacher, you are a student, what is your name'dekiler. İşte kökü to be aslında bir şey olmak anlamına geliyor. Bunu geçmiş zamana götürdüğümüzde, bir tık geriye gittiğimizde was were'e dönüşüyor. İşte bu yüzden de biz bunun be olarak verildiyse geçmiş zaman halini kullanacaksak was ya da were'ü kullanacağız. E çoğul olduğuna göre were'ü tercih ediyoruz. Evet bakıyoruz. The movie yine be. Fakat the movie tek bir film, it olduğu için was great diyoruz. My best friend and I. Biz gene iki kişiyiz ama burada bu sefer bir fiil verilmiş. Artık was'la böyle işim yok. Fiili not varsa olumsuz yapacağım. E bu çok kolay zaten. Olumsuz yapmam gerekiyorsa hemen didn't dance derim. Dans etmedi. Geçen cumartesi dans etmedi. This time last year, geçen yıl şu zamanda I was surfing in Miami. Vay be, ne günlerdi. Geçen yıl şu anda Miami'de surf yapıyordum. Bak, keşke şu anda yine bir Miami'de olsaydım. Miami'de surf yaptım demeyeceğim. Geçen yıl bu zamanda yapıyordum. Bu yüzden continuous tense'i tercih ettim. Evet, 5. Ah, bağlaçlar başladı karşımıza çıkmaya. When'den sonra neydi? Simple past. Cümle olumlu. Fiilin ikinci hali olduğunu biliyorum. Here'ın ikinci halini de bilmem gerekiyor tabii. Yoksa bu soru gider arkadaşlar. Here hurt. Şimdi saatin alarmını duyduğum anda ne yapıyordum? Ne yapıyorduk daha doğrusu? We were shopping. Alışveriş yapıyorduk. Bir alarm çaldı. Saat değilmiş bu arkadaşlar. Bu dükkanın alarmıymış. Evet, run into a friend while walk to school. İkisini birden açalım. Bakın bu sefer burada while olduğu için while'dan sonrakine I olduğu için öznem was'ı tercih edip ink takısı ekledim fiile. Birinci cümleyi de simple past tercih ettim bu durumda. Run ikinci hali bu şekilde yazılıyor. Aman dikkat. Arkadaşıma koştum. Evet. Bakın yine while artık öğrendiniz. While'dan sonra was were fiile ink takısı. Önceki cümle simple past. Rock kırdı. Kırmak bir anda olur zaten. Çık diye kırılır. Bacağını kırdı. Beyzbol oynarken. Yine while. While'dan sonraki cümlem continues. Yalnız ride'in yazılışına dikkat edin. Şu E harfi düşecek. Aman dikkat. Lisede hocalar bundan acayip not kırar. He felt. Feel, felt. Feel'in ikinci hali. Bir şey hissetti. While he was riding in the forest. Evet. He felt something strange behind his shoulders. Omzunun arkasında garip bir şey hissetti. Aman tanrım, tüylerim ürperdi, korku filmi gibi. He immediately hemen demek. Derhal. Hemen hisseder hissetmez arkaya döndü. Daha doğrusu atta olduğu için arkaya dönemedi tabii. Önce bir atı durdurdu şak diye. Stopped. Stop'ın yazılışına dikkat edin. 2 P ile. İkinci hali ve etrafına baktı.
Look da düzenli fiildir. Ede aldı. Evet, atı durdurma, etrafına bakma. Bunların hepsi anlık olaylar. Evet, şimdi cümleleri sizin yapmanızı istiyoruz. Biraz daha işi bir tık öteye götürdük. Kalıplar verilmiş. Ralph, swim in the sea, denizde yüzmek ve he, see a dolphin. Ralph'i denizde yüzdüreceğiz ve bir yunus görecek. While'dan sonra hangisi gelir? Şöyle bir bakalım. Yunus görme bir anda olur. O zaman swim'i continuous yapacağım. Bu kadar basit. While Ralph was swimming, bakın continuous yaptım while'dan sonra olduğu için. Was fiile ink takısı. Bu arada swim'i ink takısı eklerken 2 M ile yazdım. Aman dikkat. İkinci cümle ise simple past yapıyorum. Fiilin ikinci haline çevirdim. See ikinci hali saw. Bu kadar. Şimdi kızlar var. Göl kenarında yürümek verilmiş. Joe ile karşılaşmak. Yürümek tabii ki continuous tense'de olacak. Bir de while verildiği için öncelikle kızları bir yürütüyoruz. The girl were walking. Çoğul olduğu için verb'ü seçtim. Fiile ink takıdım. İnk takıdım. Nasıl bir artık Türkçe bitti. İnk taktım. They met Joe. Meet ikinci halini kullandım. Met. Gördüğünüz gibi fiillerin ikinci hallerini bilmiyorsanız bu ünite sizi bitirir arkadaşlar. Moral bozmak gibi olmasın ama Sally heard the gunshot. Silahın atışını duydu. Read in the bed. Yatakta kitap okuyordu. Bu sefer bakın burada when verilmiş. When'den sonra past, anlık olayı almam gerekiyor. Bu durumda önce silah atışını duyacak. Here, ikinci hali hurt. Yazalım. Here, hurt. Ondan sonra was fiil ink takısıyla kitabını okuttuk. Şimdi kuzenim var. Kedi buldu. Ondan sonra da jimnastik salonuna gitme var. When bağlacı verildiğine göre önce anlık olayı yapacağız. Nedir o? Kedi bulma işi anlık bir olay. Find, found. Kediyi buldu. Evet, burada yine fiilin ikinci halini not edelim. Find, found. Kediyi buldu. Jimnastiğe giderken, salona giderken. Was fiile ink takısı. Şimdi adam var. Otobüs bekliyor. Birisi onu öldürdü. Vay be. Senaryoya bak. Tövbe ya Rabbim. While iken the man was waiting for a bus. Otobüs bekleme işi bir süreç alan iş. Continuous olabilecek tek iş bu olduğu için adam da he olduğu için was'ı ekledim. Fiile ink takısını ekledim. Adama otobüsü beklettim. Sonra da birisi onu öldürdü. Bahtsız adam, zavallı. Kill düzenli bir fiil olduğu için ed aldı. Allah kimseye böyle yazgı yazmasın. Evet, şimdi discussion time'lar çok önemli diyorum ben size. Çünkü uygulama sınavlarınız var. Artık 9'dan alışıksınız. Speaking, writing, reading sınavları oluyor. Özellikle konuşma sınavında discussion time olayları karşınıza çıkar. Kitabımızdaki etkinlik diyor ki, Imagine there is an international competition. Uluslararası international competition yarışma. Hayal et diyor. Zaten speaking sınavları hep imagine der. Evet, to choose the most important legendary figures in each country's culture. Her ülkenin aitlik bak. Kültürüne uygun efsanevi kişileri, en önemli efsanevi kişileri seçeceğiz. Durum bu. Şimdi bununla ilgili 2 soru geliyor. Who do you think is one of the most important legendary figures in the Turkish culture? Sence diyor Türkiye kültüründe, Türkiye için en önemli efsanevi kişilik kimdir? Ben şimdi salladım. I think diye başlayacaksınız. Çünkü I believe, I think, bence kendi görüşünüzü beyan ediyorsunuz. Bir başkasına göre farklı bir cevap gelebilir. Ben Dede Korkut dedim mesela. Dede Korkut is one of the most important legendary figures in Turkish culture. Bir de oraya gereksiz bir soru işareti koymuşum.
Hemen atalım onu. Evet, ne işi varsa. Evet, siz burada Dede Korkut'un yerine Köroğlu da diyebilirdiniz. Nasrettin Hoca da diyebilirdiniz. Bir başkasını da söyleyebilirdiniz. Şuradaki bilgi önemli yani. Gördüğünüz gibi cevabın neredeyse %90'ı sorunun içinde var zaten. Sadece who'nun yerine kim olduğunu eklemeniz yeterli. Who soruları en kolay sorular. İkinci soru işi biraz daha zorluyor arkadaşlar. Why dedi mi? Aç bakalım diyor hoca sana. Biraz daha konuş. Why, neden do you think? Neden bu kişinin adı listede olmalı sence? Şimdi Dede Korkut dedin ya, why dedi. Tabii ki çünkü ile başlayacaksın. Because. Ben dedim ki, the stories of Dede Korkut are unique masterpieces of the Turkish culture. Türk kültüründe masterpiece, yani böyle hani ne denir? Esaslı, en esaslı parçalardan biri. Onun hikayeleri olmazsa olmazımızdır. Kökümüz hocam diyeceksiniz aslında. They pass orally. Orally dilden dile demek. Oral ağız demek. Hani ağız bakımı derler ya, oral yazar hep üzerinde. Diş macunu, diş fırçası. İngilizce bakın üzerine. Dilden dile, nesilden nesile konuşarak, orally, sözel olarak geçmiş, geçer anlamında. Ben böyle bir açıklama yaptım. Eğer siz burada Köroğlu diyorsanız ona göre, mesela Nasrettin Hoca'yı seçiyorsanız Witty Man diyebilirsiniz. Hikayeleri son derece eğitici, öğretici, ders verici diyebilirsiniz. Artık her şeyi de ben söylemeyeyim. O cümleleri kurmakta sizde. Evet, her ünitenin içinde bir pronunciation, telaffuz var biliyorsunuz. Telaffuz çalışması yapıyoruz. Telaffuzumuz çok önemli arkadaşlar. Ben de size tek tek İngilizce kelimeleri, cümleleri bu yüzden okuyorum. Dikkatlice dinleyin ki konuşma sınavında telaffuzdan da not kırar hoca. Evet, şimdi bir T sesi var burada. Şunu özellikle şuraya şöyle yapalım. Bir T sesi şöyle. Hiç sevmedim bunu. Nasıl yazdı böyle Dilek Hoca? Bir düzgün bir yazalım. T sesi. Bir D sesi ve bir ıd sesi geliyor arkadaşlar. Şimdi okuyacağız. Worked. Bak üstüne basıyorum. Worked. Laughed. Looked. Watched. Washed. Çalışmak, gülmek, bakmak, izlemek ve yıkamak. Bunları T sesiyle çıkarıyoruz. İkinci hallerini nasıl okuduğumuzu gösteriyorum size burada. Düzenli fiillerde. Lived, yaşamak, D sesi. Listened, played, loved, endured. Live, yaşamak, listen, dinlemek, oynamak, sevmek ve endure, yaralanmak. Şimdi de ıt sesi çıkacak bakın. Wanted, needed, decided, started, hated, hated, hated. It geldi gördüğünüz gibi. İstemek, ihtiyacı olmak, karar vermek, başlamak ve nefret etmek. Bunların telaffuzlarını da öğrendik ve devam ediyoruz. İşte ye kürküm ye. Aslında bayağı bir zaman oldu, 28 dakika ama açık söyleyeyim, bu hikayeyi sizinle birlikte okumadan bu dersi de bitirmek istemedim. Hadi beraber okuyalım, biraz keyfini çıkartalım. One day, bir gün, someone invited the hoca to a banquet. Artık biliyorsunuz kelimelerin anlamını. Evet, bir davete, böyle yemeğe davet edildi, ziyafete. He decided to dress plainly. Plainly, sade giyinmeye karar verdi. Böyle hani bir davete giderken biz böyle süsleniriz, püsleniriz, en şık kıyafetlerimizi giyeriz. Bir de ev kıyafetlerimiz vardır. İşte hoca dedi ki, hoca karar verdi, sade giyineyim böyle. Temiz ama sade. Görüyorsunuz kılığı kıyafeti hiç süslenmemiş. When he went there, oraya gittiğinde he saw everyone was wearing nice clothes. Herkesin çok şık giyindiğini gördü. No one welcomed him. Kimse ona hoş geldin demedi, karşılamadı. So, bu arada
Bağlaçlar arasında çok kıymetlidir. Bunun anlamını mutlaka bilin. Bu yüzden demek. So the hoca was very unhappy. Kimse ona hoş geldin demedi ya. Bu yüzden hoca da çok mutsuz oldu. Unhappy oldu adam. Then, sonra he went back home in no time. İşte bakın deyimi de burada görüyoruz, kullanıyoruz. Hemen kalktı, doğruca eve geri gitti. He was boiling with rage. Bak, bir deyim daha gördük. Böyle sinirden delirmişti. Öfkeden kuduruyordu. He put on his fur coat. Of. İpek kürkünü giydi. Bakın, ikinci resimde görüyorsunuz, eve geldi. Hemen böyle uzun kürk paltosunu giydi. Ve returned soon. Soon hemen. Hemen tekrar vakit kaybetmeden geri döndü. Şimdi, now, everyone stood up. Stand up. Hoca diyor ya, ayağa kalk. Herkes ayağa kalktı. Greeted him politely. Politely, nazik bir şekilde onu selamladı. Bakın buradaki adamlar, görüyorsunuz. Yağ çekiyorlar hocaya. The hoca sat down. Hoca oturdu. Ama, but, he didn't start to eat. Yemeye başlamadı. Allah Allah. While everyone looking at him, was looking at him, herkes ona bakıyorken, he dunked the sleeve of his coat into the soap bowl. Herkes ona bakarken birden kolunu, gördünüz mü? Kolunu çorbaya batırdı. Allah Allah. Ve dedi ki, hoca bu. Witty man. Eat my fur coat. Eat. Ye kürküm ye dedi. Everyone in the room was shocked. To be shocked. Böyle şoka girmek. Adamın bakışına bakar mısınız? He was shocked. Herkes şoka girdi. The hoca said, o anda hoca dedi ki, first, ilk olarak buraya I came here in plain clothes. Sade kıyafetlerle geldim. And you ignored me. Siz beni böyle göz ardı ettiniz, arkanızı döndünüz, yokmuşum gibi davrandınız. Sonra eve geri gittim. I went home. Eve gittim. And dressed beautifully. Şık giyindim. Güzel bir şekilde giyindim. When I came back, geri geldiğimde, you offered me the best meals. Bana en iyi yemekleri ikram ettiniz. You respected, respect saygı göstermek demek. My fur coat. Siz benim paltoma saygı gösterdiniz. Bana değil dedi. So, bu yüzden it should eat. O yemeli, ben değil dedi. İşte gördüğünüz gibi dersini de verdi hoca. Evet, şimdi bu ünitenin içinde Köroğlu ve Dede Korkut da var demiştim. Bunların hikayeleri için ayrı bir video yapacağım ama hızlıca bu kişileri de tanıtıp dersi öyle bitirelim. Köroğlu is a legendary figure in the Turkish culture. He was a folk poet, halk şairi, folk poet. It's not certain, kesin değil, when he lived, ne zaman yaşadığı kesin olarak bilinmiyor. Ama, according to some sources, şimdi bu demek ki anlamı bazı kaynaklara göre. He lived in Anatolia at the end of the 16th century. Bazı kaynaklara göre 16. yüzyılda Anadolu'da yaşadığı biliniyor. There are different Köroğlu stories. Farklı hikayeleri var. Farklı ülkelerde. Mesela Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan. So, bu yüzden Köroğlu is one of the common heroes in different cultures. Çok farklı kültürlerde common, ortak bir kahraman, Köroğlu. Evet, Dede Korkut'u da hemen tanıyalım. Dede Korkut was a storyteller. Hikayeler anlatıyor bize. He told epic tales, epic hikayeler anlatıyor. Siz bunların edebiyat dersi de gördüğünüz için bunları detaylı bir şekilde öğreneceksiniz ne olduğunu. About heroism. Heroism kahramanlık demek. Yani
kahramanlık hikayeleri var. Birileri bir şey başarıyor. Kahramanlar var onun hikayelerinde. Among the Noble Men and Women of the Oğuz Türks. Oğuz Türklerindeki erkek ve kadınlarla alakalı kahramanlık hikayeleri var. The tales are set. Hikayeler, tale, hikaye demek. Set yer alıyor. Asya'nın merkezinde geçiyor. It's not certain. Bu da kesin değil. When Dede Korkut ne zaman anlatmış bu hikayeleri? Kimse kesin olarak bilmiyor. Ama bazı çalışmalar gösteriyor ki bu hikayeler 8. yüzyılla 13. yüzyıl arasında gerçekleşmiş, olmuş, söylenmiş. They passed orally, sözel olarak nesilden nesile geçmiş. And they were probably written down. Muhtemelen 15. yüzyılda da yazıya geçirilmiş, aktarılmış, artık yazılmış bu hikayeler. The stories of Dede Korkut are unique masterpiece. Bakın herkes için, Türk kültüründe herkes kabul eder bunu. Masterpiece, en esaslı parçalardır. Evet arkadaşlar, en önemli noktaları, gramer kuralları bu kadar hızlı nasıl anlatılabilir? Elimden geldiğince size dersin özünü vermeye çalıştım. Ders gerçekten ağır ama umarım biraz faydası olmuştur. Ve sanırım bu kadar süreden sonra, bu kadar laftan sonra bir like hak ettim değil mi arkadaşlar? Lütfen videoyu beğenmeyi, hatta paylaşmayı unutmayın. Tekrar hatırlatıyorum. Bu ünite için bir video daha çekeceğim. Okuma parçalarını size detaylı bir şekilde çalışacağım, anlatacağım, kelimelerini vereceğim. Belki readinglerde, writinglerde faydası olabilir. Bu arada sınava az kaldı. Bazı arkadaşlarımızın hatta yarın bile sınavı olan bir arkadaşımız var. Lütfen bir ve ikinci ünitenin videolarını izlemeyi unutmayın. Onlara şu sağdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ben size bir de eğer zaman bulabilirsem ekstra video daha yapacağım. Bunu da söylemiştim. Hafta sonu pazar günü Van Wael videosu yayınlayacağım. Onu da kaçırmamanız gerekiyor. Bakın var ünitenizin içinde çok kıymetli soru çıkar. Tüm bunları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sosyal medyada da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. See you later. Bye.